Merhaba, bu etkinliğimin konusu çapa nasıl çizilir? Denizcilikte herhangi bir deniz taşıtını istenilen bir yerde sabit tutmak için suyun dibine bırakılan iki ya da daha çok kanca şeklindeki o kolu bulunan çapayı çizeceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi o çapanın mapa dedikleri halatın ya da zincirin geçeceği yeri cetvel kullanmadan arkadaşlar bakın düz çizgiler çizerek ve daireler yaparak kalemimizi kullanmayı daha çok ilerleteceğiz. Hemen kılavuz noktalarımı koyuyorum bakın görmüş olduğunuz gibi önce sağa daha sonra sola bu çapamızın ucundaki o gagalı tırnaklı şekle benzeyen yerler yapabilmek için bakın 3 parmağımla biraz daha ileriye noktamı koyarak kendime kılavuz edindim. Bu kol dediğimiz çapanın kol kısmını yapacağım. Hafiften yarım daireli çizgiyi arkadaşlar bakın aşağı doğru indirip gövde kısmını, beden kısmını çizdiğim yere birleştirdim. Şimdi de diğer sağ tarafı çizeceğim. Bu kısma kol deniliyor. Bu kollar yukarıya doğru o tırnaklarla yani gagalarla birleşiyor. Şimdi geniş bir çizgi alacağım. Bakın dardan genişe doğru demirimizi aşağı doğru çizip o taç dediğimiz kısım. Bakın arkadaşlar şimdi o sivri kısmı toprağa inen kısmı çizdim. Çapalar denizin dibine böyle saplanarak ya da takılarak taşıtın bulunduğu böyle mevkiden tekmemizin, yatımızın uzaklaşmasını engeller. Şimdi diğer geniş kısmı indirip o taç dediğim uzun sivri kısmı da birleştirdim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi o gaga ismini verilen noktalarla yine kılavuzlarımı birleştirerek bu kısmı çizeceğim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sivri kısmı aşağılara doğru birleştirerek o yan taraftaki tırnaklarla evet bu şekilde birleştirdiğim zaman çapamızın sağ tarafını çizmiş oldum. Şimdi de sol tarafı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar birleştirip bu çapanın her çağda değişmiş fakat özellikle demirle, demir esaslı çapalar yapılmaya başlanınca artık bu şekilde çapalar 2000 yıldan beri aynı olduğu söyleniliyor. Halatın ya da zincirin geçeceği kısmı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaptım. Hemen hemen çizimimi tamamladım. Artık yavaş yavaş renklendireceğim. Zincirin kullanmak, böyle demirin dipte tutunma gücünü arttırıp metrelerce böyle zincir hem maliyet açısından hem de teknenin aslında baş tarafında gereksiz böyle fazladan ağırlık oluşturmaması için belki de küçük teknelere halat yardımıyla değil mi? Ufak botlarda da böyle tercih edilebiliyor. Bakın bu şekilde renklendireceğim arkadaşlar. Şimdi bu çapayla evet açık ve koyu tonlarda boyamaya başladım. Artık demir atmak lazım. Sakin, kuytu bir limana, dur demek lazım. Olmayacak hayallere, geçmişten arta kalan ne varsa hayatımızda bırakmak lazım mavi suyun içine. Sakin, sükût dolu bir hayat kurmam lazım insana. Artık demir atmam lazım, mutluluğa, sevince. Çapa hakkında bilgiler araştırırken, Fulya Uludağ Hanım'a ait bu dizeleri buldum. Bugünkü etkinliğimizi tamamlamak üzereyiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Size iyi seyirler. Mutluluğunuz, sevinciniz daim olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.